Bir bak kendi haline. Kızınla kaç gün konuşuyorsun? Kaç saat konuşuyorsun? Televizyonla meşgul olduğun kadar kızınla o kadar göz göze geliyor musun? Bir bak. Televizyona öyle dikkatli bakıyorsun, aynı şekilde kızına bakıyor musun? Yanına oturmuş olan kızından keyif alıyor musun? O senden keyif alıyor mu? Almıyor. Sonra davulcuya ya da zurnacıya kaçar. Ya kaçar da o senden kaçıyor. Davulcuya ya da zurnacıya değil. Senin gibi bir babadan kaçıyor o. Yahut da senin gibi bir anneden kaçıyor. Mikrofonlarda söyledik. Diyoruz ki ya şu çocuklara kendinizi sevdirin, rica ediyorum anneler, kendinizi çocuklara sevdirin. Çünkü çocukların içerisinde anne babaya otomatik sevgi duyacak bir potansiyel yoktur. Ancak anne baba kendilerini sevdirir ise ve ancak çocuğun içerisinde imanla, İslam'ın bir şartı olduğu için, İslam'ın bir şubesi olduğu için anne babaya öf bile denmeyecek diye çocuklara eğer bu duygu aşılanmışsa ancak çocuk o zaman anne babaya yönelir. Yoksa siz yanılmayın. Siz çocuğa çok sevgi ve muhabbet duyuyorsunuz. Evet, çünkü anne babaların içerisinde özel bir nokta var, sanki bir hormon var gibi çocuklarına bakınca böyle kendilerinden geçerler. Bu kendilerinin bir yeteneği değil anne babalar için. Ya anne babaların içerisine Allah öyle bir duygu verdiği için çocuklarına doyasıya bir muhabbet duyarlar. İşte bu yanılgı işte anne babaları çok defa yanıltıyor. Ben bu kadar çok seviyor isem çocuk da o kadar çok sever beni. Hayır, öyle bir şey yok. Senin duyduğun sevgi ayrı bir şey. Eğer çocuğa kendini sevdirmiş isen çocukta sevgi oluşur, anne baba sevgisi oluşur. Yoksa alışkanlıktır yani çocuğun size karşı davranışları veya bir ürküntüdür veya bir acıma hissidir yani. Anne baba çocuğuna kendisini sevdirmek zorundadır. Bir bakın, azarlanan çocuk anneyi sever mi? Neyle meşgulsün? Niye azarlıyorsun çocuğunu? İşte kötü yola düşmesin diye, kötü işler yapmasın diye, yanlış yapmasın diye. Yahu senden koparsa bu çocuk daha kötü işler yapacak. Arada hiç olmazsa sevgi bağını bırak yani. Çocuğu dövüyor mesela baba. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kendini sevdirmemek için elinden geleni yapıyor. Sonra bu babaya bir bakıyorsunuz, kimliğine bakıyorsunuz, kişiliğine bakıyorsunuz, beslendiği değerlere bakıyorsunuz. İslam'la besleniyor. Dinle besleniyor örneğin. Namaz kılıyor, niyaz ediyor, sonra dönüyor pat diye çocuğuna çarpıyor. Yahu sen örnek aldığın kişi madem ki peygamberdir, peygamberin hayatına baktığınız zaman kaşlarını dahi çatmamış çocuklarına. Sen kendi nefsini yaşıyorsun sevgili babacığım. Sen kendi nefsini yaşıyorsun. Yaşadığın nefsine de galiba Müslümanlık, ahlak, din vesaire diye bir şeyler giydirmeye çalışıyorsun ki galiba vicdan azabından kurtulmak için ya da etrafa öyle göstermek için. Hayır. Anne babalar çocuklarına kendilerini sevdirmek zorundadır. Çocuk da anne babayı sevdiği süre içerisinde aileye sadakat, babanın değerlerine değer olarak saygı duyar. Eğer çocuk anne babayı sevemedi ise, sevdirmedi ise, anne babadan ürktüyse onun değerlerini kendi değeri olarak almazlar. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk" deyip geçmeyin diye seslenin.